Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ittebahum bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz brotherlar, Allah Teala'nın tevfikı bilen akide dersi yine devam ettirebimiz. Esselatu ve temen kitabımız Hafızal Hakemi. Rahmetullah ke tegişlik. 222 savaldan ibaret kitap. Umumiy qilib 200 ta savol javob deb aytiladi. Asli kitobni nomi Toifatul Mansurona aqidasi haqida. Va biz yetib kelgan savolimiz 107-chi savolga yetib kelgan ekanmiz. Va mavzu bo'yicha boshlagan mavzuyimiz oxirat kuniga iymon keltirishlik haqida ketyapgan edi. Va oxirat kuniga iymon keltirishlikni tafsiloti bor dedik. Bulardan birinchi boshlanadigan qismi, shu oxiratga iymon keltirishlikning birinchi qismi o'limga iymon keltirishlik. Çünkü ahiretke bugün iman başı şu ölümge iman keltirişliğinden başlanadı. Çünkü insanın keyingi hayatı ölümden başlanadı. 107. savalda aytilibdi ki, Mâ dalilul imani bil mevut. Ölümge iman keltirişliğinin dalili nime? Her daim gidek muallif rahmetullah dalillerini zikir kılıçliği bilen başlayabdiler. Qal Allahu Teala, Allah Teala dedi ki, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Aytkin ki ey Muhammed Aleyhisselam, selege vakil kılingen melekul mevut, selene canineni aladı. Sonra sile Rabbilege kaytarile sile. Demek, bana bir de melekul mevut canını alışlige, ölüm feriştesi, namıdan bilinip ki, ölüm hak. Bunge hiç kim şüphe kımaydı. Ve melekul mevut bitti. Yani can alıcı ferişte bitti. Ve onun koyan şerikler var. İşini tamamı yetkiz ediyen. Ama can alıcı ferişte bitti halas. Ve kâle Teala Kullu nefsin zâikatul mevt ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Her bir can ölüm lezzetini tatkucudur. Ve elbette kıyamet günü de silene ecirlerineni kamil kılıp alasile. Demek bir de ne deyil yaptı? Her bir can bar ki öledi. Ölüm yani barikerliği bu ikinci delil. Ve Allah subhanahu wa ta'ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e eytedi ki İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen ölesen, ulayam öledi. Yani sen elbette ölesen. İnneke meyyit degen sen öleksen deyipti Allah. Bu ne degen? Elbette ölesen degen. Şüphesiz demekçi de. Peki başka ayette eytedi ki وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Senden aldığın gibi birer bir başarge abadilikini kımagemiz. Her kandı peygamberge abadilik verilmegen. اَفَاِمْ مِتَّ Sen ölsen, ola abadiyi kalışadı mı? Nime? Bana bu iman kiltirme yapken kafirle. Doğru bazı bir peygamberle var, hala ölmegen. Dikin ola berber oladı. Misal İsa aleyhisselam gibi. Başka ayette aytibdi ki kullu men aleyha fan bu dünyanın üstündeki hemen narsa fanidir. Ve yebqa vejhu rabbika zul celali vel ikram. Celal ve ikram sahibi bo'lgan Rabbingni yuzigina qoladi. Bu yerda nima uchun yuzini keltiryapti? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo boqi qoladi degan ma'noda. Va bu yerda Alloh subhanahu va taoloning yuz sifati bor ekanligi, kayfiyatini o'zi biladi. Başka ayette geledi ki Kullu şeyin halikun illa vajha Hemme narsa halak bulu uçudur illa Allah'ın yüzü Halak bu miydi? Şimdi bir yerde Kullu şeyin halik Hemme narsa halak bulu uçudan murad Halak bulunuşu bitilgen mevcudatlı Halak bulunuşu bitilmegenler yan bar Sal Allah subhanahu ta'ala'nı bakiyelik bilen cennet bakiye kaladı Sal dozakhan bakiye kaladı Çünkü hoşçakalın Yani Halak bulunuşu bitilmegen narsala kaladı. Hagen bitilingen narsalan hamesi halak bulan. Ve kâle Teala, Allah Teala başka ayette dedi ki وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوت Ölmeydigen baki zatke tevekkel kıl. Demek ölüm sıfat kilitir yaptı bir de ne için? Demek başkala ölerken. Fakat kine Allah ölmeydigen baki zatke tevekkel kıl. İşleriyle de baki zatke tevekkel kılıp işleriyle. İşleriyle de Fani bo'lgan kishilarga, fani bo'lgan narsalarga tavakkal qilib ish boshlamang. Bu masa mahzum bo'lib qolasiz. Nadomat chekib qolasiz. Bir odamga ishonib ish boshlaysiz. U fani. O'lmasa ham ahdi fani. Ahdiga vafo qilmasligi mumkin.
Şunun için iş başlasayız, Allah'a tevekkül kılıp başlayın. Çünkü Allah ölmeydi. Bu degene işinizi Allah için kılın. Allah için kılıngan işle ölmeydi. Anladın? Ve gayr zalike minel ayet ve başka ayetler var. Bir de yeterliçe keltirdik. Ve fihi minel hadis ma la yuhsa. Ve sana bu medyen derecede başka hadisler var. Ve bundan bittesini keltiremiz. Musa aleyhisselamın faziletleri keltirilgen babda keltirildi. Bu kısa ve Sahih-ül Buhari'de Enbiya'lı kitabıda hem keltirilgen Musa aleyhisselamın kısaları. İmam Müslim'in lafzı da keltirildi. Ebu Hureyre radıyallahu'dan rivayet kılındı. Ca'a melekul mevti ila Musa aleyhisselam. Allah subhanahu wa ta'ala ölüm feriştesini adam kıyafesi de Musa aleyhisselam'a cönetedi. Ve ferişte keledi. Fekale lehu unge aytedi ki ecib rabbek. Rabbini icabet kıl. Canini bir. İndi bir de Musa aleyhisselam felatama Musa aleyhisselam ayna melik. Ayna melikul mevt. Fefeqa'aha. Musa aleyhisselam melekul mevtini uğurup kuzunu çıkarvaradı. Kal. Rivayette devam ettirilebdi ki feraca el melek ilallahü teala kin ferişte Allah'a kaydedi. Ve aytedi ki inneke arseltani ila abdin la yuridul mevt. Sen beni ölümünü haklamayan bir bendenge cönetipsen dedi. Yani bir de ölüm bizge talukluyor bu gencayı. Yani canın alışı için bari. Musa aleyhisselam kaderden naraz bulup uğruma geldi bunu. Aksin için onu tanıma geldi. Yani bir adam, begon adam, adam kıyafasına gelip durup Rabbin icabat kıldı yaptı. Yani o kişi tanımasından urgarladı şu adam kıyafasındaki feriştelerini gözü çıkıp gitken. Hakiki görünüşte bu megen. O da İbrahim aleyhisselam'a feriştelerle adam kıyafasındaki geledi. Tamam uzatırdılar. O da tamam gitmeydi. Korku getirdiler İbrahim aleyhisselam. Yani feriştelerle adam kıyafasındaki gelerdi. Mesela Cibril aleyhisselam dihetül kelbi kıyafasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerdi. Şu kebe. Yani Musa aleyhisselam bilime geldi. İkincisi kigen paytada kigen o kişiye aitilinedi ki bir bukanı üstüge kulini koy ve tüklerden al. Kaç tük çıksa şu her bir tükke bir yıldan yaşıysan. Sonra çe, kim ulaş? Ha bu mesela şimdi hazırlık alayım. Yani bu kişi özü asla kadar razı bugün ve Allah subhanahu wa ta'ala sınav için o kişiye bana bu kıssasını hem kilitir yaptı. Yani bu kadar saçıdan o günde kaç çıksa şunca yaşıysan. Sınav yaptı. Musa aleyhisselam kendine medip cevap verildi. O kişi ahiretini talle geldi. Peygamberle özü bana şunu diyor ahiretini talleşken. Ve demek bana şu hadis bunge delil buladı. والامر مشاهد لا يجهله احد وليس فيه شك ولا تردد يعني bu iş ölüm meselesi birader o'zi asli shohid bo'lingan masala hamma ko'rgan kofir ham ko'rgan bitta odam o'lib qolgan yonida hech kim bu masalada bilmay qolmaydi shak shubha yo'q taraddud yo'q illo kibr bor ya'ni o'lim borligini biladi kibr bor faqat ya'ni hozirgi hijob o'ramayotgan qizlar ham qarishini biladi o'lishini biladi kibr bor tanomaslik bor qaysarlik bor kofirlar ham o'lishini biladi qarishini biladi ishlarni qilib oladi qaysarlik bor va musulmonlar ham xuddi shunday ya'ni shunday o'lishini biladi lekin subhanalloh umrini zoya qiladi qancha vaqtlarimiz o'tib ketadi shunday bir tasbih ayting zikr qiling qur'on yodlang endi qancha vaqt o'tib ketyapti subhanalloh va bihamdi subhanallohil azim bitta ko'chat o'tkazildi qani bu qancha ko'chatlar zoya bo'lib ketdi ولا يعمل على موجب إيمانه به إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين معنى بو نرسانا واجبك عمل قميدة إلا الله مخلص بندلار عمل قلد خلاص يعني معنى بو أولم تقزاقك النرسك وبس إيمان كالترامسكي ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا Biz bilemiz ki kim ölse ya ki katıl kılınsa ya ki birer bir sebeple bilen öldürülse bu uzunu acele bilen ölgen buladı. Acelden birer narsan naqs kımaydı bir kişi katıl kılınsa da Allah Teala etkendik Kullu yecri ile eceli musemme Her bir kişi uzunu acelege karab sayır kıp getirdi. Bazı bir gapla var cahiletten kırgen bu narsala bir avare bulup olsa acelden 5 gün avval ölüptü. İştikensiyle doğru mu? Bu gap hata gap. O'sha ajalida o'lgan. U o'shani ajali. Erta dunyodan erta ko'z yumdi deydi. Bu erta emas, o'sha uning ajali. To'g'ri bir, ya'ni yosh ketdi degan ma'noda bo'lishi mumkin, lekin ajalga nisbat berayotgan bo'lsa, o'sha uning ajali. Hech kim ajalidan oldin o'lmaydi yoki aytadiki, o'zining ajali bilan ketdi deydi. Shunday emasmi? Yo'q.
Hamma o'zini ajali bilan ketadi. Har kimga ajal har xil bitiladi. Tushunarlimi? Qola taolo Alloh taolo aytgandek, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. Agar insonlarning ajali keladigan bo'lsa, bir daqiqaga u kechiktirilmaydi yoki oldinga surilmaydi. Ya'ni kechiktirish olmaydi ham, oldinga surish olmaydi ham. Agar bir kishining nimasi ajali keladigan bo'lsa. Demek ki her bir ümmette aceli var, her bir şahsın aceli var. Uzun aceli yempette ufak doğru. Demek ki şu 107. savalımız buldu. 108. savalımız مَا دَلِيلُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ اَوْ عَذَابِهِ مِنَ الْكِتَابِ Kabrını fitnesine, yani nimetine, kitaptan delil ne? Kabrını demek fitnesine, nimetine, azabına kitaptan delil var. Demek qabrda faqatgina qabr azobi bo'lmas ekan. Qabrda fitna bor. Ya'ni fitnadan murod birodarlar nima degani? So'roq savol bu. Savol javob bor, ne'mat bor, ya'ni rohat bor va azob bor. Qabrda mana shu narsalar bor. Va boshlanishi savol bo'ladi. Mu'minga ham, kofirga ham. Keyin holatiga qarab yo rohat bo'ladi yo azob bo'ladi. Azobdan Alloh subhanahu va taoloni o'zi saqlasin. Alloh taolo aytadiki, "Kalla İnneha kelimetun huwa qailuha." Yok. Bu har bir kofirni aytadigan gapidir. Ya'ni meni qayta tiriltirsangiz solih amal qilardim degan gap bor-ku. Ya'ni qaytadan umr berilsaydi, men yashab qolardim, solih amal qilardim degan gap. Bu har bir kofir aytadigan gap. Qaytadan yashasam iymon keltirsam deyish. Wa min waraihim barzahum. Va uni ortida barzax bor, bir to'siq bor. Ila yawmi yub'atsun. Ta qiyomatgacha bu dunyo bilan ajratib turadigan bir to'siq bor. Bu barzax, ana shu qabr hayoti. Ya'ni har bir odam vafot qilgandan keyin bo'ldi. U yerdan qaytishdan to'sib turadigan narsa bor. Barzax degan to'siq degan. Ya'ni yana hayotga qayta kelishligidan to'sib turadigan narsa bor. Bu ana shu qabr hayoti. To qiyomatgacha. Qiyomatda yana qayta tiriladi odam. Oqola taala, Alloh taolo aytadiki, "Va haqa bi ali fir'auna su'ul azab." Fir'aunning oilasini yomon bir azob o'rab oldi. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ولغا اولو ارتي كيچ كوندلان قيب تورلادي ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وقيامت ساعته بوغاندا فرعوننىڭ ئائىلىسىنى ئەڭ ئەشەددىي ئازابقا كىرگىزىلە بۇ يەردە بىزگە دەلىل قايسى برادەرلار بىرىنچى ئايەتتە بارزاق توسق بۇ قەبر ھايات ئۆلۈم ھەققىدە گەپلاشتىك ئەندى كېيىنكىسى نېمە قەبر ھەققىدە بولاپتى ئۆلۈم بوغاندان كېيىن نېمە بولىدۇ ئادەم قەبرگە كىرىدۇ Bitta odam o'zini yoqib yorsa ham, portlab ketsa ham baribir qabrga kiradi. Alloh subhanahu o'zi xohlagan holatda qabrga tiqadi uni, o'z kayfiyatini biladi. Endi mana bu dalilimizda Firavunning oilasini azob o'rab olar ekan. Ularga ertaga kech olov ko'ndaran kelib turar ekan. Endi davomida aytayaptiki, "Va yawma taqumus sa'a", endi qiyomat qoyim bo'lganda. Endi qiyomat qoyim bo'lguncha, demak, olov ko'ndaran qilib turiladigan makon qayer bo'ladi? O'sha qabr u. Mana shu yerda dalil bizga kerakli joy. Ana shu yer qabr. Demek kıyamattan aldın ama azablanıp durarken Firavun ailesi. Ve kâle teâlâ yusabbitullahu lezîne âmenu bil kavli sâbiti fil hayâti dünya ve fil âkhira. Allah Ta'ala iman kiltirgenlene sabit söz bilen. Bu dünyada hem, ahirette hem sabit kıladı. Sabit sözden murad bura, sabit sözden murad buradarla la ilahe illallah. Ve şunge amel kılış. Kuruk yapmaz. La ilahe illallah deyip durup şunge amel kıyan adam bu dunyoda ham oxiratda ham sobit turadi. Va fil axira oxiratdan murod ana shu qabr. Chunki qadamni sobitligi, bu yerda qadamdan murod faqat oyoq emas, bunga til ham kirib ketadi. Shu tilni sobitligi qabrda kerak. Nimaga? So'roq savolda. Kim la ilaha illalloh deb turib, shu la ilaha illalloh taqozo qilgan narsaga amal qilsa, xotirjam bo'lsin va unga qarshi bo'lgan odamlarni ko'pligidan hayron bo'lmasin, dushmanni ko'pligidan qo'rqib ketmasin. Xatarni kattaligidan qo'rqib ketmasin. Bu dunyoda Alloh taolo uni sobit qiladi inshaalloh. Shubhasiz sobit qiladi uni. La ilaha illalloh deb shu la ilaha illalloh chaqirgan narsaga amal qilsa. La ilaha, haq iloh yo'q. Magar ham Alloh bor. Qolgan tog'utlar va boshqasi botil hammasi. Allohdan boshqa haq iloh yo'q. Va shu Allohni tanisa, yaqinan ishonsa, bo'ysunsa, ergashsa ya'ni Alloh taoloni yaxshi ko'rsa, ixlos qilsa, mana shu odam hayotda ham, oxiratda ham sobit yashaydi.
Yani o katıl kılınışı mümkün. Kamakı tıkılınışı mümkün. Yekke muhakkı koyulunuşu mümkün. İmam Ahmet'e saval verirlerken. Ey imam, körme hepsi mi batıl, hak üstüden galabı kazandı ki? Yani o şefayette bütün hilafat mutezili bugün. Hamme onu mutezili basıp etken. Şer'i ile, ahl-i ilimle, kattele, başlığıyla mutezili bulup etken. Körme hepsi mi batıl? Hamme yerini yegelle aldı ki? Şu derecede bugün. İmam Ahmet ayterkenle. Madami ki kalple sabit bulsa, hak daim galiptir. Yani kalbinde işanç var mı? Kalbinde sabit durup sen mi? Hakan şunu surat topkeni. Yer bu mesede, sana atbaların bu mesede. Sen bitti özün ümmetsen. Bitti özün galipsen. Kança kança peygamberle barıdı. Ulanı ketibesiyen bu megen. Ceyişi askerleri bu megen. Bitti özü bugen. Hatını bugen, balası bugen, ailesi bugen, boldu. Lekin ula ümmet bugen. Mene şulanı kızığı bugen. Şulanı kıssalar kegen Kur'an'da. Bütün dünyada kafirlerin kıssası kemedi. Yani biz şuna digen narsa şu yerden hani şu akiden yakşı şunayrik buralarla. Bu kuruk soval cevabı okup koyup yadlaştikmez. Bu akide umman başka narsa. Demek bizi kereyle cevap ve fil ahira ahirette şu ahiret kayırdan başlanarken ölüm kengisini meyken kabırken. Az ikinci kısım demize kabır demiz. Ötken dersimizde tafsilatlarına ait ödük. Ölüm kabır kaytatırışlık ve akuzak ketken de. King ayette ayıttı ki o kalı teala وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ Bu kafirlene, ana bu zalimlene, ulum talvasası payette, ulum qiyinçiliği payette kursengizi de. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ Ferştele ulum payette de kolunu çözüp durarken. Huddu bitti adam karz bubbası bir karzin tezora bir. Dip şaşırtırıp duradı ki. Ferştele şunu kolunu çözerken, ana bu zalimlege, kafirlege, ulum payti de kolun çözerken kani caniyle çıkarıyın açı çıkarıyın caniyle ya ki başka bir tafsirde caniyle azaptan çıkarvalıyla çıkanı yani şu azaptan kutkarvalıyla açı pullarıyla yani bu kuvvetlerine askerleriyle yani bu polisleriyle yordam beri adamı kani caniyle çıkar yapmış çakırıyla o şeylerini velileriyle çakırıyla hani şunu yıkılarken bu istihza manasında horlaş manasında bir caniyle kani ya ki caniyle azaptan kutkarval اليوم تجزون عذاب الهون بگون اند منه یعنی شو خارلاوچه عذاب بلن جزاله نسله خارلاوچه عذاب تن مراد یعنی شو قبر عذابه سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم بز اولانی اکی مرت عذاب لیمز کافرلن اکی مرت بیتس دنیا ده بیتس قبر ده سونگره بیوگ عذاب که قیتر لده توگه دم عذاب یوک Ahirette hem kötü durupti. Bu an şu kıyamattakiz. Sen uazibuhum marratayn. İki marta azaplayemiz degen. Demek ki kabir azabı ikincisi. Şunlar değil mi? Kafirle kandı yıkılıp bu dünyada azaplanadı dese. Müslümanlığa karşı kureşişlik için. Bütün bar yoğunu sarfleydi. Şu ulege azap buladı aslıda. Pülünü sarfleydi. Pülü azap buladı. Bana Amerika, Taliban'a karşı. Neçi yıl devamıdı. Kança milyon milyardlagen dolarlarını sarfladı. Ahire nima buldu? Samolyotlarni olib chiqib ketdi. Yoki kofirlar tog'utlar musulmon yoshlarni adashtirishlik uchun imomlarga yo boshqasiga, SMBsiga yo boshqasiga pul sarflaydi. Oxir oqibat yana qarabsizki, mujohid bo'lib chiqib turibdi bular. Necha yil davomida masjidlarda singdiradi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bir kishini hidoyat qilishlikni iroda qilsa, hech kim uni zalolatga boshla olmas ekan. Ana shuning uchun oyat boshqachasi ham borki Allah kimi adaştırışlığını haklasa hiç kim bunu hidayet kılamaydı. Şu cahiden korkuş gerek. Hadi şu uçuladan bop karışıydı. Sebep ne oldu? Adam bozunu kalbi. Her bir adamın hakikat kiledi. O boysun muydu? Yani şimdi o adaştırışlıkla, horlikle haklı bop karışıydı. Şundan korkuşluk gerek. 109. savalımız. Ben şu bilen öz ekulü geyted dersimiz. Me delilü zelike mine sünnet. Sünnetten delille nime? Nime ki? Kabir azabı. El hadis sahiha fi zelike belagat meblagat tevatür. Bunga hadisle deyarlik mutavatir darajasiga chiqqan 60 ga yaqin hadis bor qabr azobi haqida. Mana bu hizblar ana shu narsaga iymon keltirishmaydi qabr azobiga. Kattalari bu. Ba'zi bir yosh birodarlar aytmayapman. O'zi hizb tahrirning asosiy kitoblarida shu qabr azobiga iymon keltirilmaydi. Ohad hadis deydi, boshqa deydi. Bu tavaturga chiqqan. Ana sallallohu alayhi vasallam rivoyat qiladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Innal abda idza wudiya fi qabrihi va tawalla anhu ashabuhu." Agar bir banda qabrga qo'yilsa, uni birodarlari tashab ketadi. "Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim." Lekin u qabrga qo'yilgandan keyin birodarlarning oyoq tovushlarini eshitib qoladi. Eshitar ekan-ey.
Subhanallah, bunu tasavvur qilsangiz qo'rqib ketasiz de. Hamma tashab ketyapti sizni. Endi hech kim eshitmaydi sizni. Hozir bir xonangizga kirib bir kishi sizni azoblasa, baqirsangiz, qo'shningiz bo'lsa eshitadi. Endi oxirat davriga o'tgandan keyin hech kim eshitmaydi sizni. Faqat siz bilan solih amallaringiz qoladi. Shuni bir tasavvur qilib ko'ring. Odami bir solih amali bo'lmasa, qabrda nima bilan qoladi u? Kim bilan qoladi? Katibasi bilan qoladimi? Yoki suyangan bir sharisi bilan, do'sti bilan, kim bilan qoladi? Solih amal bilan qoladi. So'ngra u birodarlarining oxirgi tovushini eshitib qoladi. Atahu malakan, ikkita farishta keladi. Fayqudanihi fayqulan, o'tirg'izib so'rashadi. Alloh subhanahu taolo sabit qilsin biz. Ma kuntu taqul fi hadha ar-rajul li Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Mana bu odam Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida nima derding? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushingizda bo'lsa ham ko'rmagansiz, lekin iymon keltirgansiz. Sizga ko'rsatilgan paytda taniysiz. Alloh subhanahu taolo mana shunda sabit qiladi, tushundingizmi? Ana shu la ilaha illalloh ga amal qilganingiz uchun ana shu yerda sabit qiladi. Tilingiz burroq bo'ladi. Fa ammal mu'min fayaqul, mu'min bo'lsa aytarkanki, ashhadu annahu 'abdun min Allohi va rasulih. Guvohlik beramanki, u inson, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bandasi va rasuli ekanligiga. Fayuqol lahu. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ba'zi bir rivoyatlarda baroroda ham bunikida keladi, dinini va Robbing kim deb so'raladi. Shundan keyin tugaydi. Mu'min bo'lsa tugaydi. Aytlarkanki, undur ila maq'adik minan nar, jahannamdan bo'lgan o'rningga qara. Qad abdalakallohu bihi maq'adan minal janna. Alloh taolo shuni jannatdan bir o'ringa almashtirib berdi. Allohu akbar. Deb bundan ko'ra xursandchilik bo'ladimi? Haqiqiy yutuq shu. Dunyoda siz nimalarni o'ylab yuribsiz? Nima rejalarni tuzyapsiz? Siz qabrdan salomat bo'lishni rejasini tuzing. Ertaga shu javob berishni rejasini tuzing. U ikkita o'rnini ko'radi. Va jannatiy bo'lib ketganligini biladi o'sha payt. Qotada aytadiki, bizga zikr qilinishi uni qabri ko'zi ko'radigan darajada kengaytirib qo'yiladi. Boshqa bir rivoyatlarda jannatdan to'shak to'shaladi va ba'zi birlariniki ruhi jannatga chiqib ketadi. Asosan shahidlarniki. Ammal munafiq wal kafir. Ammo munofiq va kofirchi fayuqol lahu aytilarkan. Ma kunta taqul fi hadha ar-rajul. Mana bu inson haqida nima derding? Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida aytiladi. Fayuqul aytarkanki, la adri. Bilmayman. Kunta aqul ma yaqulu an-nas. Insonlar gapirgan narsani gapirardim. Payg'ambarimiz haqida biror-bir ma'lumotni bilmaydigan yoshlar. Futbol klubi desa hamma ma'lumotni biladigan yoshlar. E'tibor beringlar. O'zingizlarni, rasullaringizni taninglar. Va mana shu rasullar yo'lini bilinglar. Rasul qanday yashagan? Mana bu saroy mullalari yashirayotgan tarixga emas, haqiqiy tarixga nazar tashlanglar. Alloh subhanahu va taolo shu sirat kitobini ham O'zbekistonga kiritib qo'yibdi. Rohimul Maktum degan. O'qinglar sirat kitobni. Ochiq ko'z bilan qaranglar. Siratda asosiy qismi jihodda o'tmaganmikin? Siratda asosiy qismi kofirlar bilan urushib o'tmaganmikin? Mana bu munofiq kofir nima deydi? Bilmayman, odamlar nima desa shuni derdim. Hozirgi kundagi odam nima deyapti? Odamlarda shuncha odami deganlarga javob, odamlar nima desa deyapti deyishlik javob bo'lmaydi shariatimizda. Aytiladiki, la daroita va la talaita. Sen o'zi o'rganmading. Ergashishing kerak bo'lgan odamga ergashmading. Ya'ni o'zingni, nafsingni haqqini bermading, diningni ta'lim olmading. Va sen bir ahli ilmga ham taqlid qilib yurmading bir. Sahih ahli ilmga, sodiq ahli ilmga taqlid ham qilib yurmading. Mana shu seni ishing bo'ladi. Deyiladida bir bolg'a bilan uriladi, temirdan bo'lgan. U birodarlar, bugungi dunyoni temirlarga o'xshash bo'lmaydi bu temir. Fayasihu sayhatan. Shu darajada baqiradiki, yasma'uha man yalihi g'ayra thaqalayn. Ins va jindan boshqa hamma eshitadi. Hayvonlar, jamodatlar, farishtalar hamma eshitadi. Ba'zi birlar hayvonlar eshitmaydi deydi. Hayvonlar eshitadi. Saqolayndan murod ins va jin, inson va jinlar. Shulardan boshqa hamma eshitadi. Shu darajada baqiradi. Endi hech kim eshitmaydi u payt. Shu kunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Va Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu hadisda keladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna ahadukum idza mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi." Bitta odam o'ladigan bo'lsa, ertaga joy ko'rsatib turiladi. Seni joying. Seni joying. U odam, u inson jahannamiy bo'lsa nima bo'ladi? Tamom bo'ladi u odam. Ertaga kech mana shu seni joying. Seni joying. U odam maranni ezilib tamom bo'ladi. Lekin jannat ahlidan bo'lsa, xursandchiligi tugamaydi. In kana min ahlil janna fa min ahlil janna. Jannat ahlidan bo'lsa bo'ldi u jannat ahlidan. Va in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jahannam ahlidan bo'lsa bo'ldi jahannam ahlidan. Qabrda unga jahannam ko'rsatildi jahannam ahlidan. Jannat ko'rsatilsa jannat ahlidan. O'rtada bitta odam bor. Gunoh qilgan muvahhid. Shu haqida ulamolar har xil bahslar ketgan. Abul Abbas al-Qurtubiy yoki Suyuti rahmohulloh yoki Muborak Furi rahmohulloh ixtilof qilishgan. Ba'zilar aytadiki, agar jahannamga kirib, keyin jannatga kiradigan shaxs bo'lsa,
mana bu jannatdagi joyingni ko'rdingmi? Ha. Agar solih amal qilganingda shunga to'g'ridan to'g'ri kirib ketarding. Lekin maningga oldin kirib, keyin bunga kirasan deb ko'rsatiladi deyshadi. Alloh alam bilan hammasi g'ayb ishlaridan. Alloh taolo a'la va a'lam. Ya'ni inson yani o'sha kunda yani holatiga munosib ravishda bo'ladi. Demek va aytiladiki, "Hada maqaduk hatta yabasakallohu yawmal qiyama." Mana shu seni maqoming, seni o'rning ta Alloh subhanahu taolo seni qayta tiriltirgunigacha deb aytadi. Va ikki qabr haqidagi hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam o'tib ketyapti. Biz buni Umdatul Ahkom kitobimizda o'tdik. Nabi sollallohu alayhi vasallam cho'pni tiqib qo'yadilar ikkita qabrga. Innahuma la yu'azaban, bu ikkalasi bir chetlanishligi uncha og'ir bo'lmagan narsa bilan azoblanyapti. Ya'ni bittasi bog'lib, bittasi chaqimchilik. Dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam bu yerda eshitganligida ulamolar ikki xil aytishgan, chunki ovoz eshitilmaydi deb aytayapmiz. Ba'zilar aytganki, faqat Nabi sollallohu alayhi vasallamga xos ovoz eshitish. Ba'zilar aytadiki, azobni asarini eshitadi. Misol momaqaldiroq bo'lsa, uzoqda yoki yer qimirlasa asarini bilasiz. Aniq bilmaysiz, uzoqda bo'lsa. Shunga o'xshash deb, Alloh alam. Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu hadisda keladi, qala xoraja an-nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat vajabat ash-shams, Nabi sollallohu alayhi vasallam ko'chaga chiqdilar va quyosh botgan edi. Fasami asautan, ovoz eshitdilar. Aytdiki, yahudu tu'adza fi quburiha. Yahudlar qabrda azoblanyapti dedilar. Va Asma radhiyallohu anhu hadislarda keladi, Nabi sollallohu alayhi vasallam tuba qilib turdilar va qabr azobi haqida zikr qildilar. Va zikr qilib bo'lganlardan keyin insonlar vajjal muslimuna vajjatan qattiq o'kirib yig'lashdi. Bu shu darajada ya'ni bo'lgan. Va oshonamiz radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Oshonamiz oldilariga bir yahudiy ayol keladi. Keladi-da Nabi sallallohu alayhi vasallamdan qabr azobi haqida eshitdingmi deydi. Oshonamiz yo'q deydi. Yahudiy ayol aytadiki, Alloh saqlasin seni deydi. Yoki boshqa bir rivoyatda Oysha onamizdan sadaqa so'rab keladi. Sadaqa berganlardan keyin shukronasiga seni qabr azobidan o'zi saqlasin deydi. Chunki u shu Tavrotda o'qigan bo'lishi mumkin deyiladi. Va Oysha onamiz kelib Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'raydilar. Odam qabrda ham azoblanadimi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ha deb javob beradi. Ya'ni Oysha onamiz avval bu narsani bilmagan bo'ladi. Va Oysha onamiz aytadilarki, "Ma ra'aytu Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam ba'du solla solatan illa ta'awwada min azabil qabr." Nabi sollallohu alayhi vasallam ko'rmadimki, shundan keyin qaysi bir namoz o'qisalar illo qabr azobidan panoh tilardilar. Allohumma inna a'udhu bika min azabi jahannam va min azabil qabr, va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Allohum sendan jahannam azobidan, qabr azobidan, tiriklik va o'limlik fitnasidan, hayotdagi fitnalar, o'lim fitnasidan va dajjollarning fitnasidan panoh tilayman. Dajjol degani kichkina dajjollar ham kirib ketadi. Hozirgi kunimizdagi dajjollar. Mana shu duoni qilib yurishlik kerak. Ba'zi ulamolar buni vojib darajasiga ko'targan namozda. Va Kusuf qissasida keladi. Bundan tashqari Nabiy sollallohu alayhi vasallam ya'ni quyosh tutilishlik, quyosh tutilgandan keyin namoz o'qib beradi. Bilasizlar, Kusuf namozi bor. Biz buni fiqh kitoblarida o'tganmiz. Uzoq o'qiydilar va Nabiy sollallohu alayhi vasallam barchani qabr azobidan panoh tilashlikka buyuradilar. Chunki oy tutilishlik o'zi bir alomat, bandalarga eslatma. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunga buyurganlar. Ya'ni aytganimizdek 60 ga yaqin hadis bor, sahobalardan sabit bo'lgan. Va buni Sunnatul Usul kitobida juda chiroyli ko'rinishda 60 ta hadis keltirilgan. Ya'ni bu Hafzal Hakamining keyingi aqida kitobi. Bundan keyingi, ya'ni darajasi balandroq bo'lgan kitob. Mana shu bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qabr azobidan saqlasin, o'lim fitnalaridan saqlasin. Barchalarimizni bu dunyoyu oxiratda sobit qadam qilsin, xatolarimizni o'zi kechirsin. Va darslarimizda bo'layotgan xato, kamchiliklar o'zimdan va shaytondan. Va to'g'ri chiqqan joylari Alloh subhanahu va taolodan. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.